Evet, bu yıl mazot gübre desteklemelerinde kredili dönem başladı. Bu yıl mazot gübre desteklerinin ödenmesinde farklı bir uygulama başlatıldı. 20 Ekim 2022 tarihindeki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre çiftçimiz mazot gübre desteği için bankadan kredi kullanacak. Bu kredi için komisyon, faiz, masraf ödenmeyecek. Hak ettiği destekleme miktarı kadar Ziraat Bankası kartı vasıtasıyla gübre ve mazot alımında bu kartı kullanacak. Alınan bu kredinin geri ödemesi Tarım Bakanlığı tarafından 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Uygulama şu şekilde olacak. Çiftçinin alacağı mazot gübre desteği Ziraat Bankası'nda herhangi bir karta yüklenecek. Banka bu yüklemeyi yapmak için çiftçiye destek miktarı kadar kredi kullandıracak. Kredi için çiftçi ile banka arasında bir taahhütname imzalanacak. Kredinin vade tarihi 31 Mart 2023 olacak. Bu tarihe kadar çiftçi karta yüklenen limiti Ziraat Bankası'nın anlaşmalı olduğu iş yerinde sadece gübre ve mazot için kullanabilecek. Eskisi gibi nakdi olarak bu parayı desteklemeyi alamayacak. Kartın geri ödemesi çiftçi yapmayacak. Vade tarihinde Tarım Bakanlığı yapacak. Daha doğrusu Ziraat Bankası çiftçiye 31 Mart 2023 tarihine kadar avans şeklinde bir para verecek. Bu da sözleşmeyle yapılacak. Bu işlem için Ziraat Bankası'na gidilerek hububat destekleme avans kredisi kullanılacak. Bunun için sözleşme yapılacak. Sözleşme yerine getirilmezse Ziraat Bankası cari faiz uygulayacak. Örnek vermek gerekirse çiftçinin hububat ürünleri için hak ettiği mazot gübre desteği için 1000 lira almış olsun. Çiftçinin avans hesabından 1000 lira kredi kullandırılacak. Bu karta yüklenecek. Mazot ve gübre alımında kullanılacak. Böylece çiftçimiz desteklenmiş olacak. Uygulama ilk defa olduğu için çiftçimizin kafası karışık. Bu destek neden önceki yıllarda olduğu gibi hesaba yatırılmıyor? Hak ettiğimiz halde neden kredi kullandırılıyor? Ziraat Bankası'nın anlaşmalı yerlerinde gübre, mazot daha mı ucuz yoksa daha mı pahalı olacak? Çiftçi neden belli işlerden gübre, mazot almaya zorlanıyor? Desteklenen çiftçi bu işlerle uğraşarak avans adı altına mazot gübre almak zorunda kalıyor. Peşin aldığı zaman yapılan indirimlerden de yararlanamıyor. Şu anda çiftçimizin %90'ı tarlasını ekti. Mazot ve gübresini almak için desteklemelere güvenip borçlandı. Şimdi sözleşme ile alacağı krediyi nakit avans olarak alamadığını, borcunu ödemekte kullanamayacak. Çünkü peşin alamayacak. Bir taraftan borcuna faiz isteyecek, diğer taraftan kredili avans almak için taahhütname imzalayacak. Zaten çiftçimizin kırsalda yaşadığı yaş ortalaması 55 yaş üstü. Bunların peşinde koşamaz. Destek ödemelerine tekrar eski dönemlere dönülmeli. Bunun yerine destekleme ile verilecek vergisiz mazot litre olarak çiftçinin kartına yüklenmelidir.